Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta bayram dolayısıyla ilan inceleme videosu yayınlayamadım. Lütfen kusura bakmayın. Bazı arkadaşların hatta ilanları kalkmış. Onlardan da özür diliyorum. Ancak gerçekten inceleme durumunda değildim. Çünkü tatildeydim. Ne bilgisayarım ne de internetim vardı. Aradan 2 hafta geçtiği için epey bir talep oluştu. Dilerseniz şimdi onları bir inceleyelim. Umarım sizlere yararlı oluyordur bu videolar. 115.000 TL'ye 2016 model bir aracımız var. DSG şanzıman, 150 beygir, 37.000 kilometrede 2 değişeni varmış. Ön kaput ve sağ çamurluk. Açıklamayı okuyalım. 6.500 TL'lik sağ ön çamurluk değişen hasar kaydı vardır. Opsiyon olarak hız sabitleyicisi var. Varex varmış. Egzoz. Yani şu en çok yanlış yazılan kelimelerden biri. Bir herkes var. ZL. Bir de bu var. Hatta geçen bir bilgi yarışmasını da gördüm. Sanayide en çok değişik şekillerde yazılan kelime hangisidir diye. Hatta adam kendi dükkanında bile 3 kere yazmış. Üçünde de farklı yazmış. Her neyse devam edelim. 4 egzoz. Bakın bu arkadaş da yani bir burada. Neyse konunun dışına çok çıktık. Koltuk ısıtma hariç her şey fulldür. Temiz araçtır. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Cam tavanımız var. Interlagos jant var. Egzozlar çok güzel gözüküyor. Rengi zaten oldukça güzel. Bir xenon far artı led var. Zaten bunlar 2015'ten sonra standart pakete dönmüş oldu. Hasarlı şekilde bir fotoğrafı var mı diye bakıyorum ancak koymamış. Onu bir arkadaştan isterim. Çünkü önden almış darbeyi, nasıl bir darbe aldığını görmek isterim. Ona göre kararımı veririm. Ona göre de bu fiyatın değerlendirmesini yaparım. Ancak bu aracın ederi zaten aşağı yukarı bu. Geçelim. 98.000 TL'de 2014 model 160 beygirlik otomatik vites bir Scirocco var 40.000 kilometrede. Evet ben bu arkadaşı tanıyorum. Kendisi ile yaklaşık 2-3 senedir tanışıklığımız var. Ne kadar bilinçli bir sürücü olduğunu da bildiğim için bu araca kefilim. Kendi isminde bir YouTube kanalı da var. Orada bu araç hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi bir açıklama kısmını okuyalım isterseniz. 40.000 kilometrede temiz kullanılmış, sadece yetkili serviste bakımlarını yaptırtmış, içilmemiş, kurcalanmamış, orijinal, sadece hafta sonları kullanılmıştır. Zaten o yüzden kilometresi epey düşük. İyi niyet garantisi devam etmektedir demiş. 2016-2017 yani 2014'ten sonra 2 yıl kendinden garantili oluyor. Hepsinde yetkili servise yaptığınız için son 1 yılı iyi niyet garantisi altında tutuyor yetkili servis. O yüzden bu araç iyi niyet garantisinde değil. Çünkü daha önce de benim başıma geldiği için oradan biliyorum. Bana söylenen ilk 2 yılın hepsini yetkili serviste yaptığınızda 3. yılı da iyi niyet garantisi olarak veriyorlar. Ancak 4. yıla girdiğinizde ise bu garanti devre dışı oluyor. Ekstraları cam tavan bizenon, yağmur sensörü, 18 inçlik Interlagos, hız sabitleyicisi, ışık paketi var, kumandadan aynalar katlanıyor, iç aydınlatmalar led, HR spor yay takımı, XDC özelliği açtırılmış, bu virajlara daha iyi girmenizi sağlayan bir özellik, orijinal Volkswagen alarm, Bluetooth ve CarPlay varmış. CarPlay hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız da bizzat bu arkadaşımızın yapmış olduğu incelemeyi izleyebilirsiniz. Tape hırsızlığı sebebiyle kapı üstü çerçevesinde lokal boya varmış. Bu işlemi de yetkili servisine yaptırmış. Kaputta vernik atması sebebiyle boya vardır. Kırmızı ve mavi renklerde bu vernik atma sorununu birçok kişiden de duydum. Onu da sizlere belirteyim. Hasar kaydı olarak 5000 küsür park halinde teyp hırsızlığı için işlem çıkmaktadır. Takas istemiyormuş arkadaş. Çok az bir pazarlık ile alınabilecek en güzel şurokkolardan biri olduğunu düşünüyorum. İlgilenen arkadaş bence bu aracı kaçırmaz. Geçelim. 105.000 TL'ye 2015 model bir aracımız var. 59.000 kilometrede 150 beygirlik otomatik şanzımana sahip. Araç çok güzel gözüküyor. Rengi beş. Spoiler var. Arkada bakalım difüzör var gibi geldi bana. Tam arkadan bir fotoğrafı yok ama çok güzel gözüküyor. İçine de şöyle bir göz atalım.
Evet, temiz bir araca benziyor. Şimdi açıklama kısmına bir bakalım. Bakımları eksiksiz yapılmıştır diyor. Ekstra olarak cam film, cam tavan, 18 inç jant, bir xenon far varmış. 1200 TL'de hasar kaydı çıkıyormuş. Ön panjurla alakalı olarak. Şimdi bu kilometrede araç lastik ve balata istiyor. Onun durumuna da bir bakılır. Lastikler ne durumda bir görmeye çalışalım. Fotoğraftan çok belli olmuyor ama lastik istiyorsa bir 3000 lira daha vermeniz gerektiğini söyleyebilirim. Balatalarda yaklaşık 800 lira civarı oluyor. Haberiniz olsun. Bu jantları da ilk defa görüyorum. Orijinal midir, markası nedir? Onu da mutlaka karşı tarafa sormanızı öneririm. Aracın ederi de aşağı yukarı bu. Bence fiyatı oldukça iyi. İlgilenen arkadaş bence bu aracı gönül rahatlığıyla alabilir. Geçelim. 55.000 TL bütçesi olan bir arkadaşımız bu aracı göndermiş. Fiyatı 53.000 TL, 2019 model, vitesli ve 122 beygir. 2019 olduğu için direksiyon eski. Şimdi açıklama bölümüne bir gidelim. Daha sonra detaylı inceleme yaparız. Bel altı, yani tavan hariç her yeri boyanmış. Tramer kaydı da 6000 küsürmüş. Geri kalan bilgiler ise araçla ilgili olmadığı için tekrar yukarı çıkıp fotoğraflara şöyle bir bakalım. Teybi orijinal değil. Hatta ilk defa gördüğüm değişik bir ekran. Her yeri boyalı ve sağ sol çamurluklar değişmiş. Jantları da muhtemelen replika. Hakkında bilgim yok, ilk defa görüyorum. Lastik durumuna şöyle bir bakalım. Gidik gibi duruyor. Bakın buraları erimiş. Arka susturucu da değiştirilmiş. Orijinal değil. Galvanizden bir spor susturucu takılmış muhtemelen. Alttan da bu kadar gözükmesi hiç hoş değil. Bilmiyorum, beğenmedim. Bu araç ile ilgilenen arkadaş ya biraz daha para biriktirip biraz daha güzel bir modellere baksın ya da risk alıp bunu satın alsın, ama benim pek içime sinmedi. Onu açıkça söyleyebilirim. Şimdi bütçeniz zaten 55.000 TL ise bu aracı aşağı yukarı bu fiyata aldığınızda, yaşınızı bilmiyorum ama ilk kez kasko ve sigorta yaptığınızda yaklaşık 5000 lira da ona verebilirsiniz. Kaldı ki aldıktan sonra da bir masrafı falan çıkarsa sizi sıkıntıya sokmasın. Karar tabii ki sizin ama benim içime sinmedi. Geçelim. Şimdi bir arkadaşımız 3 tane aracı karşılaştırmamızı istiyor. Öncelikle kendisine teşekkür ederim. Çünkü kendi araştırmasını yapmış ve ne istediğini bilen bir arkadaş. Bütçesi de belli. 70 ile 78.000 TL arasındaki araçlara bakmış. Hepsi 122 beygir, hepsi 2012 ve vitesli. Şimdi bazı arkadaşlar inceleme istiyor. Bir bakıyorum bir tanesi 70.000 TL, diğeri 110.000 TL. Biri vitesli, diğeri DSG şanzıman. Aralarında çok fazla yıl farkı var. Hani bütçeniz nedir? Ne almak istiyorsunuz? Opsiyonları ne olsun? Öncelikle kendiniz bir filtrelerseniz, son olarak bana gönderirseniz daha sağlıklı bir inceleme yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi ilk aracımıza bakalım. 71.000 TL. Bir xenon var. Cam tavan var. Bir de Interlagos jant var. Bu arada bunda kamber mi var? Vallahi arka tekerde evet, çok az kamber de var. Açıklama kısmını okuyalım şimdi. Araç fazlalığından dolayı satıyormuş. En dolusuymuş. En dolu bir araçtır. Xenon sunroof hız sabitleyicisi. Aynalar ısıtma katlanabilir. Cümleler harika. Far yıkama, video oynatıcı, Bluetooth, USB, koltuklar fabrika çıkışı kahverengi, blow-off var. Kesinlikle orijinaldir. Sağ kapı değiştir. Sağ, yani arkadaş beni yordu gerçekten ya. Hani virgül yok, kelimeler hep yanlış yazılmış. Sağ kapı değişmiş herhalde. Sağ ön, arka sol, arka çamurluk boyalıdır. Aracın içinden hiçbir ses gelmez. Sağ önle arka sol çamurluk değişmiş. Kalem gibi düzgün deforme yok. Yedek anahtar mevcut. Orijinal yayları varmış. Kumandalı kelebek egzoz var. Ses çok tatmin edici. Videoda görürsünüz. İnceleyelim. Videoyu da izleyelim. Şuradan bir yerden videoya tıklayabiliyorduk ama kalkmış da olabilir video. Sigara içirtmeden titizlikle baktırdım. Trigger zincirini 10.000 kilometre önce değiştirmiş. Sıkıntısız çalışır durumda. Yıpranma vesaire hiçbir şey yokmuş. Ses sistemi isteyene verilecektir. 3.000 TL'de onu satıyormuş.
9.000 TL hasar kaydı varmış. Kumandalı egzoz var. Detaylı bilgi için yine aynı şeyleri tekrar tekrar yazmış. Aracın bakımı 4.000 kilometre önce yaptırılmış. Balata, akü, diskler değiştirilmiş. Muayeneden yeni geçmiş. Hazır uçakmış. Tamam, bu cepte bir dursun bakalım. Diğerine bir geçelim. Şu pembe kulaklığı bir inceleyelim bakalım. Açıklama kısmında neler yazmış? Bir parça değişen, bir parça boya. Hasar kaydı da 5.000 TL'ymiş. 5.000 TL oluşan hasar kaydı nasıl oluşmuş? Onun fotoğrafı var mı bakalım. Yoksa da istemekte fayda var. Lastik durumu gidici. Bunda spor yay var, difüzör var benim gördüğüm kadarıyla. Şu benim en sondaki olan hoşuma gitmişti ilk baktığımda. Şunu bir inceleyelim. Muhtemelen kararı bunda verebiliriz. Bunda bir xenon yok. Interlagos var. Fotoğraflar çok kötü. Ekran görüntüsü alıp koymuş. Bir inceleyelim bakalım açıklama kısmında ne yazıyor. İlk sahibiymiş. Alındığı günden itibaren kapalı garajda muhafaza edildi. Boya korunması yapılmış her yıl. Kazası belası hiçbir şekilde yokmuş. Sağ arka çamurlukta bir karış civarında anahtar çiziğinden dolayı lokal boya varmış. Bir şey olmaz ondan. Sadece hafta sonları kullandığı için kilometresi düşük. Ekstra olarak fabrika çıkışlı orijinal Interlagos var. Artı 3.000 euro. Yok artık deve yani. 3.000 euroymuş. Camlarda çizilmez film varmış. 3M. En iyisi yani Lumar'la 3M biliyorsunuz. Bakımını daha yeni yaptırmış. Yedek anahtarı vesaire vardır. Şimdi ilk aracımıza geri dönelim. Opsiyonu çok fazla ama 9.000 TL'lik hasar kaydı var. Önce bir hasarın nasıl oluştuğunu görmek isterim. Direkt kestirilip atılacak bir araç değil. En önemlisi de hasarı aldıktan sonra kaç kilometre yapıldığı. Karar vermek gerekirse bu ikinci aracımızı eliyorum. Çünkü hem hasar kaydı var hem de opsiyonu yok. Bu ikisinin arasında karar vermek gerekirse arasında 5.000 TL'lik bir fark var. Opsiyona eğer önem vermiyorsanız bence mutlaka bunu alın. Çünkü hiçbir sorun yaşamazsınız bence bu araçta. Diğerinde ise işte fazladan cam tavan ve bir xenon var. Bir xenon çok güzel bir özellik. Evet ama Philips'in çok güzel halojen ampulleri var. Kodunu tam hatırlayamadım ama H7 olabilir. Videoyu düzenlerken onu da bulmaya çalışayım. Buraya koyarım. Sizin de bilginiz olur. Cam tavan evet dışarıdan çok güzel bir aksesuar olarak gözüküyor ama olmazsa olur mu? Bence olur. Çünkü çok fazla açılmıyor zaten. Yazında bütün gün perdesi kapalı dolaşıyorum ben. Çünkü güneş beyninizi kaynatıyor. Ben olsam bunu alırım. Kilometresi gerçekten çok düşük ve hiçbir hasar kaydı yok. Geçelim. Evet 118.000 TL'ye ROK plakalı bir Scirocco'muz var. 2015 model otomatik 70.000 kilometrede ve son çıkan 160 beygirlik araçlardan. Fotoğraflarda çok güzel gözüküyor. Hemen açıklama kısmına bir inelim. Hatasız, boyasız, tramersiz, süper. Seramik kaplama yapılmış. Cam tavan var. 18 jant lastik, müzik sistemi, hız sabitleme, downpipe, Aybah, Sportline var. Benim kullandığım. Çok memnunum. Yazılım var. Muhtemelen 205 beygir olabilir. EcoFast yazılımmış. Bir bakalım daha ayrıntılı şekilde vermiş mi beygir gücünü. Valve varmış. Performans filtre kiti. Hava filtre var. Performans egzozu var. Egzoz yine yanlış yazılmış. Hadi ona alıştık da şu performansı bari düzgün yaz ya. Yukarıda Türkçe yazmışsın. Aşağıda İngilizce. Türk Dil Kurumu mu kesildiniz başımıza diyeceksiniz. Evet haklısınız ama ben en azından düzgün yazmaya gayret gösteriyorum. Neyse 205 beygir de aşmıştır bu araç. Katlanır ayna, ön arka park sensörü, far sensörü, led sis far, bir xenon far, iç dış ışık paketi araçta yok yok. Şöyle içine de bir bakalım. Evet sadece navigasyonu yok. Bir de geri görüş kamerası yok. Anladığım kadarıyla. Araç çok güzel. Benim hoşuma gitti. Lastik durumuna şöyle bir bakalım. Eğer görebilirsek ki çok zor. Benim araç bu kadar düşük mü ya? Bilemedim. Bende de Aybah var ama bu kadar düşük değil ya benim aracım. Ama açıdan dolayı da bu şekilde gözüküyor olabilir tabii. Spoilerımız var. Siyah egzoz uçları ve difüzör var.
Valla araç sıfır gibi gözüküyor. Fiyat ederi de evet aşağı yukarı bu fiyat. İlgilenen arkadaş bence bu aracı satın alabilir. 75.000 TL vitesli 160 beygirlik bir Scirocco var. 2013 model 96.000 kilometrede. Opsiyon olarak Interlagos jant ve cam tavan var. İçinden bir bakalım gözüküyor mu? Tamam, yansıması var. Şöyle hasar kaydına bir bakalım. 3 adet kazası varmış. Birinci kazası 2017'de. Hasar kaydı oluşmamış olabilir. 2016'daki 3.000 TL'lik 3. kazası ise 2015'te 350 lira. Yani çok önemli kazalar olduğunu düşünmüyorum ben ama bu birinci kaza nedir onu bir sorarım. Açıklama kısmına bakalım şimdi. Sigara içilmemiş, temiz kullanılmış, yazılım vesaire motora herhangi bir uygulama yapılmamış bir araçtır. Sunroof vardır demiş. Şimdi bu ilanı incelememi isteyen arkadaş belki kızacak ama az önce inceleme yaptığımız 3 tane aracı satın alacağıma direkt gider ben bunu satın alırım. Çünkü hem hasar kaydı neredeyse yok hem de 160 beygirlik hem de arkadaşın dediği gibi vitesli. Bu araç ile ilgilenen bence elini çabuk tutsun derim ben. Geçelim. 74 bin liraya kazasız, değişensiz, tertemiz, cam tavanlı bir Scirocco var. 2013 modelmiş, vitesli, 120 bin kilometrede, 122 beygir. Açıklama kısmına hemen bir inelim. Son ay çıkışlıdır. Yani 2014 diyebiliriz. Özel sipariş ender bulunan taba renk döşeme vardır. Yani şu döşemeleri iki renk. Şuradaki kahverengi olan kısımdan bahsediyor arkadaş. 2 sene muayene derdi yok. Arka çamurlukta el kadar sürtmeden dolayı iki parça yüzeysel boya. Ondan bir şey olmaz. Değişen kaza, bela, başka hiçbir şey olmayan uzun süredir bindiğim, bugüne kadar yalnızca bakımdan bakıma ustaya götürdüğüm tertemiz aracımı model yükselteceğim için satıyorum demiş. Çabuk satılsın diye de fiyatını uygun tutuyorum demiş. Kaportada çizik, ezik, kazık yoktur. Sadece 2000 TL kadar hasar kaydı varmış. Mühendis bir arkadaştan uzun araştırmaların sonucu kendimde aynı hassasiyeti göstererek özenle kullandım. Aracın ikinci sahibi yani. Yakıt olarak çok ekonomik, performans olarak da çok seridir. Bilen bilir zaten anlatmaya gerek yok demiş. Çok da seri olacağını söyleyemeyeceğim. Yani 160 beygirliği kullandıktan sonra 125 beygirlikler performans olarak gerçekten düşük kalıyor. Manuel vitesin keyfi çok iyi ve ayrıca DSG şanzımanda sorun yaratmaz demiş. Arkadaş kişisel yorumunu da katmış. Şimdi 74 bin liraya bu araç alınır mı alınmaz mı ona bir bakalım. Fiyatı bana birazcık yüksek geldi. Arkadaş düşük tuttum dese de cam tavan hariç bomboş bir araç. Yani jant bile yok öyle söyleyeyim. Lastiklerin durumu nedir onu da bilmiyoruz. Her zaman söylüyorum lastikler önemli çünkü 3000 lira civarı bir para ödemeniz gerekiyor. Eğer lastik durumu kötüyse araç tamamen stok. Ne spoiler, ne difüzör, ne yay hiçbir şey yok. Ancak bu plaka sıkıntı yaratabilir onu da size söyleyeyim. Alırken ona da dikkat edin. İlgilenen arkadaş pazarlığını kendi yapıp bu aracı gönül rahatlığıyla satın alabilir. Evet, bir Scirocco inceleme videosunun daha sonuna geldik. Eğer siz de ilan incelememi istiyorsanız Facebook kanalımdan bana link gönderebilirsiniz. Cumartesi saat öğleye kadar linkleri kabul ediyorum. Çünkü öğleden sonra bu videonun çekimine başladığım için o saatten sonra gönderdiğiniz incelemeler haftaya kalmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.